Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Dünyada da sıkıntılarımızdan kurtulmak istiyoruz. Ahirette de elbette ki bizi üzecek şeylerden kurtulmak istiyoruz. Bununla ilgili bir tesbih var mı, bir zikir var mı? Var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Men gâle külle yevm hîne yusbihu ve hîne yumsi. Hasbiyallah. La ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim seb'a merrat kafahullahu ma ehemmehu min emri dünya vel ahire sadikan biha ev kaziben. Müthiş, muazzam bir müjde var. Her kim ki sabahleyin ya da akşamleyin 7 kere hasbiyallah, yani bana yetecek olan ancak Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yani Cenab-ı Hak, çok büyük olan arşın Rabbi de ancak odur derse, ister bu sözünde ihlaslı olsun, ihlaslı olmasın, samimi olsun, samimi olmasın, ister doğru söylesin, ister doğru söylemesin, hani niyetinde bir sıkıntı olsa dahi, Cenab-ı Hak ona dünya ve ahiret işlerinden kendisini üzen ne varsa o hususlarda kafi gelir. Ona yeter. Ona sıkıntı verecek, onu üzecek, kaygılandıracak ne var ise o şeylerin ortadan kalkması, giderilmesi konusunda yeterli gelir, kafi gelir. Nedir o zikir? Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Son bir kere. Bu Tövbe suresinin son ayeti. Sabahleyin 7 kere, akşamleyin 7 kere okur isek dünya ahirette bizi üzecek ne varsa Cenab-ı Hak bize kafi gelecek o hususlarda. Son bir kere. Hasbiyallah la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bunu okumayı Rabbim hepimize inşallah nasip eylesin. İnsanın en öncelikli, öncellenmesi gereken en büyük vazifesi nedir? İnsanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiddir. Yani Allah'ı tesbih edecek. Sübhanallah diyerek Allah'ı tesbih edecek ve tahmiddir. Elhamdülillah diyerek ne yapacaktır? Ona hamd edecektir. Onu övecektir. Yani Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber ve La ilahe illallah veya La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği 5 şey. Dolayısıyla bizim en büyük vazifemiz ve en evvelki vazifemiz tesbih ve tahmiddir. Bir de insanı yaratılış itibariyle hayvanlara üstün kılan nedir? Bunu öğrenelim. İnsanı fıtraten yaratılış itibariyle bütün hayvanlara tefevvük ettiren, üstün kılan camiiyetinin, insan cami bir varlık, kapsamlı, kuşatıcı, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine mazhar, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri insanda yansıyor. Kainatta tecelli eden esma insanda yansıyor. Dolayısıyla insan kuşatıcı, kapsamlı bir varlık. Camiiyetinin meziyetlerinden, özelliklerinden biri zevil hayatın, hayat sahiplerinin, işte bitkiler olur, hayvanlar olur, cinler olur, melekler olur, ervah-ı âliye olur, ervah-ı habise olur, iyi ruhaniler, kötü ruhaniler, hayat sahibi ne varsa, zelil hayatın, vahibül hayata, hayatı veren, vahip olan, vehhab olan, Allah'a hayatı veren zata olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. İşte ne kadar hayat sahibi varsa, bu hayat sahiplerinin her biri o hayatı ona bahşeden, lütfeden, ihsan eden, vahip olan, vehhab olan Allah'a neyi var? Bir tahiyyesi var, bir tesbihi var, bir zikri var, bir ibadeti var. İşte insanın
diğer hayvanlara insanı üstün kılan özellik bu. İnsan tüm hayat sahiplerinin Allah'a olan tesbihlerini ne yapabiliyor? Fehmedebiliyor. Fehmetmemiz gerekebiliyor. Gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. İnşallah idrak edenlerden eylesin. Bizleri es-sebebü kel fail yapsın. Şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Bulaşıcı hastalıklardan, dünyevi, uhrevi, her türlü maddi manevi belalardan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.